Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi allazi hadana li hadha ve ma kunna linehtediye leula en hadana Allah. Lekad ca'at rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumma salli ala rasulina Muhammedin ve ala ali rasulina ve nebiyina Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Maide suresindeyiz. Surenin 79. ayetindeyiz. Estaizu billah. Maide suresi 79. ayet. Ayeti ele alıyorduk. Önceki ders başladık ayeti ele almaya. Kanu la yetenahavna, sakındırmazlardı diyor Cenab-ı Hak. Nehyetmezlerdi birbirlerini. Kim ne yaparsa yapsın herkes görmezden gelirdi. Toplum otokontrolünü kaybetmiş. Bugün bu konunun bugünkü modern dünya, modern toplum anlayışı, hatta biraz orasıyla burasıyla demokrasi, liberalizm vesaire bu konularla çok ilgisi var. Yeni dünyayı inşa etmek isteyenler, belki hepsi değil ama bir kısmı özellikle bunu demokrasinin de içine sokarak, yani liberalizmi demokrasinin vazgeçilmez bir ayağı gibi göstererek, onsuz olmaz diyerek, dolayısıyla da temelinde sekülerizmi vazgeçilmez bir zorunluluk olarak görüyorlar. Orada ne var? Orada işte bireyler büsbütün özgürler. Kimse kimseye bu anlamda sözlü bile olsa emri bil maruf ve nehyan münker yapmıyor. Çünkü yani bunun yumuşak bir dille, paylaşım şeklinde olanına bile tahammülsüzler. Bunu bir yönüyle mahalle baskısı olarak görüyorlar. O toplum öyle olmalı ki herkes istediğini rahatça yapmalı. Bırakın sözlü olarak ifade etmeyi, bir kimseye yaptığının yanlışlığını, böyle dikkatiniz çekilmişçesine, aa burada da ne yapılıyor şeklindeki bir bakışa bile tahammülü yok öyle bir toplumda. O toplumda birisi yol kenarında her türlü melaneti yapıyorsa bile insanlar hiçbir şey olmuyormuşçasına yanından gelip geçmeli. Böyle bir toplumu, böyle bir toplumdan övgüyle söz ediyorlar. Aa ne güzel toplum diye. Halbuki İslam'ın hedeflediği ve insan toplumu olarak, insanlara yaraşır bir toplum olarak betimlediği toplum böyle bir toplum değil. İnsan çevresine kayıtsız kalan, çevresinde olup biten her türlü rezilliğe, yanlışlara, zulme kayıtsız kalan bir kimse değil. Kur'an'a göre insan adalete rıza gösteren, adalet ile ancak tatmin olan, doğrulardan hoşlanan, doğruların olmasından zevk alan, doğrulara katkı sağlamaktan zevk alan, yapısı itibariyle ancak böyle olduğu zaman insanlığın yaşayacak olan bir varlık ve dolayısıyla da çevresine karşı ilgili, etrafında yanlışlar, masiyetler, zulümler geliştiğinde, oluştuğunda tepkisini koyan bir varlık, koyması gereken bir varlık. Hal böyle olunca, insanın yaratılışı böyle olunca, deminki bahsettiğimiz türden toplumu inşa etmek isteyenler için böyle bir toplumdaki bireylerin bu yönlerini törpülemeleri gerekiyor. Kesip biçmeleri, doğramaları gerekiyor. Dolayısıyla da her dünyaya gelen canlıyı kendi talim ettikleri okullarda böyle şeyler ile, yani etrafına karşı tepkisiz olacaksın,
Yanlış işler işlenirse müdahale etmeyeceksin. Görmezden geleceksin. Bu o insanların özgürlüğü. Sen sözlü olarak da, gücün yetiyorsa mani olarak da vesaire böyle şeylere girişme. Nitekim sonuçlandırdıkları haliyle Batı toplumu böyle ipini kaçırmış. Bir toplum binmişler bir alamete, gidiyorlar kıyamete tarzında bir hava var. Halbuki bizim toplumumuzda henüz daha onların istediklerinden çok çok uzağız. Yani bu toplumda bir adam evini kiraya bile verecek olsa kime kiraya verdiğiyle ilgilenir. Yani en azından önemli bir kesimde bu ilgi hala güçlüdür. Sokakta gördüğüne, komşusunda gördüğüne, etrafta gördüğüne karşı kulak kabartan, gerekirse uygun dille bunu izah eden, böyle şeylerin doğru olmadığını paylaşan bir damar hala kurumuş değildir. Dolayısıyla şeytanın, ki en arkada projenin sahibi odur, şeytanın planladığı, amaçladığı böyle bir sonuç, böyle bir liberalizm. Yoksa sen sandığı kurmuşsun, seçenlerini, yönetenlerini halkın seçimiyle iş başına getirmişsin falan. Adam bunu demokrasinin, yani böyle olmasa da olur diyor. Öyle oraya varacak yani. Demokrasi dediğin şeyden bunu anlıyorsan diyor, bundan vazgeçebiliriz bile. Otoriter bile olsa yönetim, benim istediğim, bizim istediğimiz bireylerin her türlü masiyeti rahatlıkla yapabildikleri bir toplum. Esas demokrasi bu noktaya vardığı zaman demokrasi olur diyor. Böyle kimselerin ifadesi ve demokrasi anlayışı aslında başka bir şeyin, kanımca demokrasi dedikleri kelimenin içerisine sokulmaya çalışılması gibidir. Halbuki insani değerler, insanın varlığıyla başlayan ve onun yaşamıyla ortamda görülen, Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bu üstün varlık, bu kadar robotlaştırılıp etrafına karşı bu kadar ilgisiz, alakasız hale getirilip her türlü yanlışı görmezden gelecek bir varlığa dönüştürülmesi, bu olsa olsa şeytanın amaçladığı nihai bir hedef, nihai bir proje olsa gerek. Bu da toplumu yıkan, lanete uğratan, çünkü insanlığından çıkınca böylece en önemli bir yara. Toplumda bunun alıp başını gittiğini gördüğünüzde bir adım sonra artık lanetin geleceğini, lanetin arifesinde olan bir toplumda yaşadığımızı düşünebiliriz. Nedir o? İnsanlar birbirlerini sakındırmıyorlar. لَا يَتَنَاهَوْنَا عَمْ مُنْكَرٍ فَعَلُ Münkerden birbirlerini sakındırmıyorlar. Bizde bu o kadar bir şu anda ileri, ya iyi ki biz dille söylemesek bile farkında olmadan gözlerimizle bakarak falan, ani ilgilerimizle falan bu tepkimizi koyuyoruz. Allah selamet versin, hocam anlattı, dedi ki işte ta 60'lı yıllarda Fransa'ya gittiğinde uçaktan inmiş, işte ilk sokak deneyimini yaşarken sokakta gördüğü bir melanet yanlışlıkla böyle böyle, yani hani uyarayım diye, sakındırayım diye değil de ilk defa görüyor insan böyle bir şok hali falan. Hemen millet durup sen niye böyle dik dik bakıyorsun? Burada böyle görüp hiç görmeden gelmen, geçmen gerekiyor. Yani burada herkese kral çıplağı öğretmişler. Kral çıplak değil öğretmişler. Birisi kral çıplaktır diye refleks olarak bakışta biraz bile böyle baka kalsa, sen belli ki yabancı bir yerden gelmişsin diye dikkat çekiyor. Dolayısıyla bu varılan hedef, bu varılan sonuç, İşte ayette bahsedilen كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا birbirlerini sakındırmasınlardı. عَنْ مُنْكَرٍ herhangi bir münkerden فَعَلُوا yapıp ettikleri. Toplumumuzda da nasıl oldu, nasıl ettiler, bunu başaramadılarsa bile bunu teorik olarak hoşgörü kelimesi altında birileri, yani insanlara evet oradan sokulmaya çalışıldı. Yani masiyete karşı toleranslı olmak, masiyeti görmezden gelmek, bunu iyi bir erdem olarak, yani hoşgörülü bir insandır. Nasıl hoşgörülü? Ne bileyim yani, otururuz, kalkarız, içki içerim, ya her şey yaparım, adam bizim arkadaşlığımız, bir şey olmaz. Böyle bu denli hoşgörülüdür.
Ya senin bu denli hoş gördü dediğin adam neredeyse insanlığından çıkmış yani. Sen ne yaparsan yap, içki iç, adam öldür, her türlü masiyet, hırsızlık yap falan hiç mi umursamıyor? Ve umursamaz yani. Tabii bunların içinden bir kısımlarına karşı niye onları söylüyorsun diyor olabilirler şu anda ama bizim nazarımızda masiyet masiyettir yani. Hırsızlık yapanla faizcilik yapan arasında haram işlemesi açısından biz fark görmediğimiz için bizim nazarımızda faizi tolere edenle hırsızlığı tolere eden arasında bir fark yok. Ama onun nazarında hırsızlığın tolere edilmesi dediğin zaman hemen kulak kabartıyor. Ne oldu? Bak demek ki sen de yanlış dediğin şeyi tolere edilmemesi gerektiği noktasında belli bir refleksin var. İşte biz de Berik'inin de yanlış olduğunu aklettiğimiz ve Rabbimizin ihbarıyla bildiğimiz için böyle kimselerle de mesafeli duruyoruz. İçki içen, bunu satan, toplumu bu yönde dediğimiz zaman aa diyor, uyuşturucu falan deyince aa orada olur. Seninle aramızdaki tek fark sınırlarımız farklı. Yoksa insanın tepki göstermesi gerektiği hususunda hemfikiriz. Sana da bir başkası, sınırlarını daha aşağı çekmiş olan bir başkası karşı çıkabilir. Olsun ne olmuş, uyuşturucu falan dediğinde sen ne diyeceksin? Yani eğer sınırları tayin etmeyi bireylerin keyfine bırakırsanız bir başkası daha da aşağı çeker. Ne olmuş canım, adamı öldürüyor, olur ben de öldürüyorum zaman zaman der. Bir bakarsın ki bu sürecin sonu tamamen hakikaten insanlığın bittiği yer. O zaman doğrudan ilk dönüp doğrudan ilk ödün verdiğimiz yere geri dönmek zorunda kalırız. Bu ödünü nereden vermeye başladık? Bir hoşgörüyle dedik ve başladık. Artık şunu yapana bir şey demedik, bunu yapana bir şey demedik. Şeytan süreci başlattıktan sonra yapması gereken tek iş şeyi aşağı çekmek oldu. Limitleri zorlamak oldu. Başka bir şey değil. Dolayısıyla da la yetenahavne. Buyur Mehmet abi. Şeytanın bir meseleyi var. Çünkü Hazreti Şerif'te buyurduğu gibi hırsızlık karşısında susan dilsiz şeytan. Yani görünen bir yer sessiz kalmak da evet. Ayetin değil de ayrı bir fiildir zaten. Evet. Yani. Ketim. Sessizlik, müdahale etmeyiş. Başlı başına bir suç. Yani pasif durum değil o. Nötr bir hal değil. Tersine aksiyon gerekliyken, zorunluyken buna dair kişiye Allah Azze ve Celle yeterince imkan vermişken, durumu değerlendirme, duruma karşı çıkma, hatta müdahale etme imkanı vermişken nötr kalması, beni ne ilgilendiriyor demesi olağanüstü bir suç. O başlı başına bir eylem işte. Dolayısıyla كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا. Bu yani kendimden başlamak suretiyle en yoğun işlediğimiz bir vebal olarak gözüküyor. Bu anlamda bizim neslimiz, belki bizden önceki nesilde pasifize edilmiş, iyice bir baskı altına alınmış, susturulmuş ve bunu alışkanlık haline getirmiş durumdayız. Birileri yapıyorsa müdahale etmiyoruz. Yanında yürüdüğümüz, önünden geçtiğimiz, bunu sözel olarak bile, sözlü olarak bile insanlara hatırlatmaktan çekiniyoruz, korkuyoruz, her ne derseniz deyin. Ama bu Yüce Rabb'e karşı vefasızlığın bir örneğidir. Nehyetmemek, sakındırmamak. Komşu işte faizle işe başlamış veya filanca şu işe girmiş veya oğlumuz veya çevremizdeki, ailemizin içindeki namazı bırakmış veya bir başkası. Münker dediğimiz kapsama ne giriyor ise buna karşı duyarsız kalmak, bu asla bir hoşgörü değildir. Bu asla bir hoşgörü dediğiniz şey nasıl olabilir? Kişinin ayağı sürçer, düşer ki hepimiz sürçüyoruz, düşüyoruz, yanlış yapıyoruz. Bu kişinin bu yaptığını yine gider uyarırız, yaptığını da geçmişinde kaldığı sarf nazar ederiz. İslah olması için yani geçmişinde o yaptığı suçuya kafamızı takıp orada çivi gibi takılıp kalmak bu hoşgörüsüzlük. Herkes hata işleyebilir. Ama hatanın hata olduğunu söylememek bu hoşgörüsüzlük falan değil, bu haktan vazgeçmedir. Bu Cenab-ı Hakk'a karşı vefasızlıktır. Yoksa bireylerin suç işlemiş olmaları, affedilmesi umulan, herkesin yapabildiği, birbirimize el ele verip ıslah etmek üzere birbirimizi toparlanmak üzere destek vermemiz gereken bir süreç. O süreçte artık tövbe edip şey yaptıktan sonra geçmişini unutmak, bu hoşgörünün adı. Ama hoşgörü ısrarla işlenen ve artık neredeyse default kabul edilen bir suçu, cürmü görmezden gelmek ise
Bu asla hoşgörü değil, bu haktan vazgeçiştir. Haktan ödün vermedir, bu insanlığımızdan vazgeçiştir. Cenab-ı Hakk'a olan taraf oluşumuzdan artık yavaş yavaş şeytana doğru kayışımız anlamına gelir. Böyle bir hoşgörü yok. Kurallardan ödün vermek, gerçeğin kendisinden ödün vermek. Birilerinin bunu işlemesine karşı değil, artık bundan söz etmekten vazgeçmek bütünüyle. O apayrı bir şey. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا Birbirlerini sakındırmazlardı. عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا Ne büyük bir suçmuş lanete uğradıkları. Bilsek bunun neredeyse ortasında yaşıyoruz. Buna yakın bir yerlerde yaşıyoruz. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا Ama belki onlar عَنْ مُنْكَرٍ dediğine göre Cenab-ı Hak nekre olarak verdiğine göre neredeyse herhangi bir münkere karşı bile duyarsız hale gelmiş bir toplumdu. فَعَلُوا yaptıkları لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Ne kadar kötüdür onların yaptıkları. Fakat biz de adım adım bu yolda ilerliyoruz. Bakıyorsunuz aynı cins ile, yani Lut kavminde olduğu gibi şeyler yapan kimseler eskiden bunu yani saklarlarken, ketmederlerken şimdi artık daha rahatlıkla bunu söyleyebilmeyi ve evet ve daha bir yani normalmişçesine epeyce bir mesafe kesbetmiş gözüküyorlar. Eskiden ne bileyim mafya, tefecilik, gizli saklı ki faizcilik öyle bir şeyken şimdi bakıyorsunuz daha rahat, daha kurumsal planda vesaire reklamlarına varıncaya kadar vesaire vesaire bildiğiniz masiyetlerin toplumda kabul görmeye başlandığı ve normal sayılmaya başlandığı süreçlerde hep aynı eksikliğimiz var. Toplum otokontrolünü çektikçe şeytan kendi sahasını Hakk'a karşı genişletiyor. Bilse mekan yefarın dediği oradaki işlenen fiil hangisine gidiyor? Ketim. Kesmez mi? Evet. Yani Allah Azze ve Celle bunu eylem olarak tanımlıyor. O لَوْ لَا يَنْهَاهُمْ'da da aynı yoruma kavuşmuştur. لَوْ لَا يَنْهَاهُمْ رَبِّ Sakındırsaydılar ya, sakındırmamışlar. Cenab-ı Hak sakındırmayışlarını bir eylem olarak da لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Bu yaptıkları ne kadar kötü bir şey. Orada bir şey yapıyorsunuz. Yaptığınız şey ketm. Yani sessiz kalmak, pasif kalmak, müdahale etmemek. Allah onu bir eylem olarak görüyor. Etmeniz gerekirken ve edebilecekken her türlü bu anlamda imkana kavuşturulmuşken müdahale etmeyişiniz. Etmeyişimiz. Eğer Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkarılır da çok kabarık bir günah dosyasıyla karşı karşıya kalırsak defterimizi açtığımızda falanca yerde filan olayı gördün müdahale etmedin. Dolayısıyla onun suçu yazıldı. Filanca yerde yahu etrafta ne kadar işlenmiş cürüm varsa hepsinden birer kopya bana yazılmış burada. Dersek Cenab-ı Hak da bize nehyetmen gerekiyordu. Nehyedenler sorumluluktan kurtardılar. قَالُوا لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Ashab-ı Sebt'te Allah'ın zaten belli ki azap edeceği, helak edeceği bu kimseleri bu kadar Cenab-ı Hakk'a karşı çığırından çıkmış Allah'ı takmayan bu zümreyi gidip ne diye uyarıyorsunuz diyenler yani bu eylemi yapmadıkları halde, bu cürme girmedikleri halde kalan o iyilerin bir kısmı gidip uyarıyorlardı yapmayın etmeyin diye, bir kısmı da uyarmaya gerek yok zaten Allah bunları helak edecek diyorlarmış. Allah Azze ve Celle o ne diye uyarıyorsunuz diyen kimselere uyaranların dilinden قَالُوا مَعْدِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ Rabbimize karşı bir mazeretimiz olsun diye dedi. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Belki de olur ya sakınırlar. O yüzden gittik biz uyardık. Allah Azze ve Celle sonraki ayette ilginç bir şekilde فَاَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَا عَنِ السُّٰئِ Kötülükten sakındıranları kurtardık. وَاَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Zalimleri ise yaptıklarından ötürü ümitsiz bir azabın içine çektik. Zalimleri ise derken ya Rabbi kimleri kastediyorsun? İstisna ettiklerin sakındıranlar, sakındırmayanlar ve eylemi yapanlar hepsi mi zalimlerin içine kalıyor?
Ayette öyle bir hava var. Çünkü o üçüncü gruptan hiç bahsedilmez. Sakındıranları kurtardık. Kurtardıklarını Cenab-ı Hak zikretti. Kalanlar kimler? Zalimler. Demek ki zalimler, yani müdahale etmeyenler de eylemi, cürümü işleyenlerle aynı potada değerlendirilmiş ve onlar da aynı akıbete uğratılmış. Dolayısıyla bu tepkisiz kalmak Allah katında çok önemli bir cürüm. Şeytansa bize, ya sen mi yapıyorsun günahı? Sen yapmıyorsun ki, elin adamı yapıyor. Ne diye yani illa müdahale edeceksin? Günahı bari boynuna. Şeklinde bizi kimseye ilişmemek hususunda pasifize etmek istiyor. Ve bunu gözümüze basit gösteriyor. Halbuki lanetlik bir vebal. Lanetlik bir suç. İşte ayette لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ. Dolayısıyla وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتِسِبُونَ. Bu hesap etmediğimiz ve hafife aldığımız husus böyle çok kabarık bir şekilde karşımıza çıkabilir. Evvela nefsine söylüyorum. Çünkü böyle geçirdik günlerimizi, geçmişimizi. Şu ana kadar inşallah bundan sonra değişiriz. Ve hep böyle oldu. Müdahale etmedik. Hep gelecek tepkiden korktuk, ürktük. Gözümüzün önünde masiyetler, pişkinlikler, yanlışlıklar büyüğüyle küçüğüyle icra edildi. Ve bizler normal müşresine tepkisiz kaldık. Ve Allah Azze ve Celle onları yaptılar, hadi lezzetine vardılar, zevkine vardılar. Biz elimizi bile sürmedik ama aynı günahları defterimizde bulursak biz herhalde çifte ziyan edenler güruhuna gireriz o zaman. Çünkü belki diyecek ki, yani cehennemde aynı yere düştüğünüzü düşünün. Adam diyecek ki yine ben iyisini yapmışım. Yani bir sürü melaneti işledim. Sen hiç elini de sürmedin ama yine seni de Allah getirdi, buraya gönderdi. Niye? Ben de size müdahale etmediğim içinmiş. Adam kahkahayla güler böyle bir durumda. Ama bu Allah katında belli ki aynı yere tekabül ediyor. Çünkü sakındıranları kurtardık. فَاَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ اَلْهَوْنَا عَنِ السُّٰءِ وَاَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ. Zalimleri ise, bu zalimleri ise demek ne demek? Kalanların hepsi zalim demek. Ümitsiz bir azabın içine bıraktık. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. Allah İsrailoğullarından kendilerine kitabı verdiklerinden bunu insanlara beyan etmek hususunda, ketmetmemeleri hususunda, saklı tutmamaları hususunda apaçık bir misak aldı. Dolayısıyla aynı sorumlulukla baş başayız. Saklamış gibi oluyoruz. Yani uyarmamak mı? Evet. Gerçeği saklamış gibi oluyoruz. Saklamış gibi oluyoruz ve bir parçası haline geliyoruz. Bu otobüste yaşanıyor. Bir semeştara bihi enfusam. Kendimizi satıyoruz o esnada. Karşı taraf takır takır bizi satın alıyor. Korkularımız üzerinden bizi susturuyor. Kardeşim, yani ben sizde bu durumu görüyorum. Bu yanlış, Allah'ın sakındırdığı bir şey. Ha, ben uyarayım. Siz yapacaksanız o sizin bileceğiniz iş. Artık o zaman mı kalmış diyecek, git başımdan diyecek, hocamı kesildin diye. Onlar peşin gelecek zaten. Ama bunları duymamak adına biz vazgeçiyoruz. En yumuşak, en soft müdahaleden bile. Hatta böyle adam dese ki hayırdır, niye keskince baktın, yok yok bir şey diye. Rahat olun ya, ben o kadar pasifize bir durumdayız. Ve bizi bu olayın bir parçası haline getiriyor. Ve bu entegrasyon dedikleri süreç aslında bir aşınma süreci. Ve bu alanda işliyor. Onlar böyle ölür, böyle ölçüyorlar. Ben Türkiye'ye gittim, rahatlıkla şu 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 melanetleri yapabiliyor muyum? Yok, hala yapamıyorum. O zaman bu birliğe henüz daha kabul edilecek bir ülke değil. Şu 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 şeyleri rahatlıkla yapabilirsem, sokağında, yolunda, her tarafında, o zaman demektir ki bunlar bize artık girmeye hazır. Beyefendi, o zaman biz size girmiş olmuyoruz. Zaten iliklerimize kadar sen bize girmiş oluyorsun zaten. Yani daha ondan sonra giren çıkan yok. Giren girdi. Mehmet Akif'in deyimiyle siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın dediği akın zaten evin içine, dibine kadar her tarafa ulaşmış oluyor. Ve biz, bize ulaştığı kadarıyla bir de ihraç ediyoruz şu sıralar.
Yani bunları diziler, miziler vesaire. Şimdi aşağı doğru bunu ihraç ediyoruz. Arap ülkelerine falan. Adamlar aynı tarzda batılı filmleri televizyonlarında koysalar daha çok tepki alacaklar. Böyle Müslüman ülkede yapılmış film diyor bu. Türkiye'den getirdik bunu diyor. Öyle olunca da biraz daha yani o kılıf dolayısıyla, halbuki adam amcasıyla veya amcasının hanımıyla neyse, yani en bildiğin aile içi olabilecek tarzdan kötü şeylerin, çirkin şeylerin reklamının yapıldığı bir şey. Yani ismi başka, batılı bir isim olsa, batıda çekilmiş olsa giremeyecek belki ülkeye. Biz bir katalizör rolünü üstleniyoruz ve bizim üzerimizden aşağı doğru ithalatını gerçekleştiriyoruz. Sonra da bununla övünüyoruz. İşte buradan gelir olduğunu, ülke tanıtımı olduğunu, ülke tanıtımı tırnak içinde yani bevvali ma-i zemzem tarzı bir ün bu. Yani negatif anlamda bir ün ama adam için fark etmiyor. Ün olsun da nasıl olursa olsun diyor yani. Buradan ticari bir gelir var vesaire vesaire. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz tam manasıyla, kelimenin tam manasıyla hoşgörü vesaire değil, tam bir yozlaşma süreci. Tam bir kitaptan kopuş, tam bir insanlığımızdan vazgeçiş süreci. Halbuki merhum bu cepheyi bırakma, gerekirse canını ver demişti. O İstiklal Marşı'nı yazarken siper et gövdeni demek. Bu bir ikinci istiklal mücadelesi. Bu varlığının mücadelesi. Bu cepheyi kaybedersen artık Çanakkale'ye geçemeyenler evinin içine doluşacaklar senin. Ve ne yazık ki pek çok hususta, alanda bu tür erdemlerimizden, insani İslam'la kesbettiğimiz, İslam'la kavuştuğumuz bu erdemlerden tamamen çoğunlukla peyderpey yozlaşma. Ondan sonra geriye Türk'ün adı kalsa, Kürd'ün adı kalsa ne olacak yani? Yani Allah'ı tanımayan, Allah'a karşı lakayt bir insanın milliyetinin ne olduğunun çok önemi var mı? Beri taraftan İslam olmuş ve Rabbine saygı duyan bir Yunan bile Allah katında daha değerlidir. Hocam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, üç olmazsa imanın düşüğü buğz edilir. Ve buğzdan sonraya da iman kalmadığını tarif etmiş yani. Men ra'a minkum munkaran, sizden bir münker gören, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, onu eliyle düzelsin. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, eğer buna güç yetiremiyorsa, فَبِلِسَانِهِ, o zaman diliyle bunu düzeltsin. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, eğer ona da güç yetiremiyorsa, sözlü müdahaleye de güç yetiremiyorsa, o zaman kalbiyle buğz etsin demiş ama onu da وَذَلِكَ اَضَعْفُ الْاِيمَانِ, ya da başka bir ayette وَلَا اِيمَانَ بَعْدَهُ diyor. Yani oradan sonraya iman da yok zaten. Yani o imanla imansızlığın sınır olduğu bir yer. Hayır, kalben de zaten buğz duymuyor, bundan rahatsızlık çekmiyorsa. Yani ondan sonrası yok ki. Benim arkadaşım şu 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 melanetleri yapar. Arkadaşın mı hala senin? Nasıl? Rahatsızlık duymuyor musun onun bir yaptıklarından? Ya onun yaşamı kendisine, ben karışmam ki ona. Diyorsa bir adam, ya sen bu sahip olduğun değerlerin sence anlamı ne? Bunun tersi yanlış ise, yanlışla yan yana dip dibe bulunmak seni huzursuz etmiyorsa, doğru ile yanlış arasındaki ayrım için ne dersin yani? Bu o zaman doğru da yanlış gibi bir şey demektir yani. Bu sana bir şey katmıyorsa, bu seni harekete geçirmiyor ise, daha galiz olanları üzerinden söyleyelim. Arkadaşın daha yeni geldi yanına, adam öldürdüm diyor şimdi. Öldürdüyse öldürdü gibi mi diyeceksin yani? Yanlışın bir rahatsızlık verme boyutu yok mudur? Ha, vardır. Tabii ki vardır. Ve insan bu değerleri değerli buluyorsa, onu sahiplendiği ve o değerlere sahip kimselerle beraber olduğu sürece anlamlıdır. Yoksa öteki türlü o değerlere sahip oluşunun bir anlamı yok demektir. O yüzden Allah'ın Resulü, ondan sonrasında iman yok ki diyor. Ondan sonrası artık o varlıklar, imanı bir tarafa bırakın, İnsani varlıklar bile değiller. Biz bir aileyiz diyor. A şahsını tarif ederken bambaşka. B de bambaşka. C de bambaşka. Sadece bir şey bağ var aralarında. Hepsi apayrı bir kimse. Ve hiç kimse kimseyle
şeyi yoktur diyor, problemi yoktur diyor. Yani bunların bir çatıştırma oluşturmasını, en azından bir eleştiri ortamı oluşturmasını beklediğiniz yerde, yok biz medeni bir toplumuz diyor, medeni insanlarız. Ha, senin bu medeniyet dediğin kişinin dişini, tırnağını, bütün köşelerini kaybetmesi gibi bir şey. Ya bu top haline gelmiş. Yüz yuvarlak bir şey bu. Hiç kimseyle problemi olmayan bir varlık bu. Tamamıyla kelimenin doğru tarifi üzerinden söylersek omurgasız, kişiliksiz bir şey bu. Tepkisiz, varlığı bile yok. Bu denli silik. İşte oluşturmak istedikleri, herkesin istediği, her şeyi yapabildiği, hiç kimsenin bir köşesinin olmadığı, böylesi insanların varla yok arası, hayvanlar gibi böyle bir ortam. Bu özgürlüğe kavuşmak istiyorlar. Bu özgürlük insani boyutlardan tamamen insanın sıyrıldığı bir özgürlük, eğer özgürlükse. Ve bunu adam demokrasinin tanımı içinde görüyor. Evet, medeniyet olarak görüyor. Eğer bu medeniyetse, bu medeniyet işte şeytanın medeniyeti. Tarih boyunca rasullerin, nebilerin gelip karşı mücadelede bulunduğu, insanlara insanlıklarını hatırlattığı mı duruma tekabül ediyor bu. Bunu biz medeniyet diye ithal edeceksek bırak orada kalsın. Burada şöyle bir sorun olmuyor mu? Yani insanlar meşruiyetlerini örflerden, adetlerden, işte kurumun üzerinden aldıklarında siz böyle uyardığınız zaman dinler referans almış oluyorsunuz ve terapötik bir sisteme geçiş oluyor. Ve insanlar bunu istemiyorlar. Yani herkesin kendine örfü istedik, yani kafasına göre takılıyor. Yani sorgulanmadığı bir sistem istedik. Ve Müslümanlara da en modern, en efendim iyi sistemler olarak bugün temsil ediyoruz. Bu meşruiyet kaynağımızda bir sorun var, algılamamızdan. Böyle düşünüyorum. Bu söylediğinizle benim söylediğim arasında şöyle bir fark var. O söylediğin, sizin söylediğinizde yönetimin yapısıyla alakalı bir şey bu. Yani devlet yapısıyla alakalı. Teokrasi diyorsunuz. Benim demin söylediğim ve demokrasi diye belki oradan geçtiniz. Bu aslında bir yaşam biçimi. Bunun devlet yönetimiyle, şekliyle de falan adam o boyutu geçmiş. Yani devlet yönetim şeklinin yürütme erkinin nasıl kullanılacağı, kimle, bunları geçmiş. Sahadan bahsediyoruz, sokaktan bahsediyoruz. Bireyi düzenliyor adam. Şimdi adına ne derseniz deyin, ne tür bir toplum olursa olsun, birey yanındaki insana en basit bildiği bir doğruyu paylaşma hakkı var mıdır, yok mudur? Vardır. Olması gerekir. İnsan bu. Ben bu, yani ifade özgürlüğü dediğimiz şey. Bunu elinden almaya çalışıyor. Devlet yönetimine falan oralara hiç gelmeden daha. Siz bir toplum bir yasak, yanlış fiili, yanlış olarak bildiği, değerlendirdiği bir fiili gördüğünde en soft argümanlarla bile ya bu yanlış diyor ise bundan rahatsızlık duyuyor. O bildiği değeri anlatmaya, yaymaya, halbuki buna hakkı olması lazım. Bu insan. Ve ilgi gördükçe, paylaşıldıkça bunu yayabilmesi lazım. O da diyor ki kardeşim seninki sana ne diye millete bulaşıyorsun? Bunlar herkesin bir çeşit dini olur, bir şey inancı olur. Çok da önemli değildir. İnanç, rengi, türü ne olursa olsun kişiyle ilgili kalsın, orada kalsın. Bu paylaşımda olmasın, dolaşımda olmasın. Bu önemsizleştirilsin. Esas önemli olan kişilerin tüketim hakkıdır. Kişilerin her istediklerini yapabilme hakkıdır. Bireysel özgürlükleri de bununla sınırlı görüyor. Dolayısıyla bu nasıl bir, bırakın şeye, devlet yapısına, meşruiyeti oralardaki. Bu en temel insani hakkı bile örseliyor. Ben bunu böylece inanıyorsam, bunu çevremle paylaşıyor isem, sahip olduğum imkanlar, evim var, barkım var, arabam var, işlerim var, bireysel kendi şeyinde. Bu alanda bu imkanlarımı aksi gördüğüm kimselere kullandırtmıyor isem benim hakkım. Yani ben şu fiilin yanlış olduğunu düşünüyor isem
dükkanını böyle bir şeye, böyle bir şeyin satışını yapmak isteyen kimseye vermeme özgürlüğüm olmalı. Bu benim doğrularımı yaşamamın bir parçası. Adam bunu arızalı bir davranış olarak görüyor. Ya sen ver kardeşim içkiciye dükkanını, tefeciye dükkanını, sen kirana bakarsın, adamın yaptığı iş onun. Sana, bize bunu öğretmek istiyor. Biz bunu reddetmek durumundayız. Hayır, ben elimin yettiği yerde kendi doğrularımı, elimin yettiği yerde kendi ellerimle yaşarım. Kendi ailemde, çevremde, malımın, gücümün sahamın ulaştığı yerlerde yaşarım. Ben fabrikama işçi alıyorsam şu türden benim işim bu yani. Ben alırım, ben şu işçilerimi tercih ederim, şunları almam. Şu eylemleri yapan insanları etrafımda görmek istemiyorum. Dediğiniz yerde sizi hemen yaftalıyor, küçük düşürüyor, önünüzü kesmeye çalışıyor. Halbuki bunun tam tersini kendi anlayışına uygun olursa kendisi yapıyor. Kendisi o tür masiyetleri yapanları özellikle alıyor. O seçiciliği kendisi yapıyor. Sizin bahsettiğiniz türden doğrulara sahip kimseleri önünü kesiyor, almıyor. O bunları yaparken ben diyor bunu nötr olmak adına yapıyorum. Ya senin nötr dediğin şeylik doğrulardan uzak olmak. Tamamıyla ipini kırmak anlamına geliyor. Sen onu bana dayatıyorsun. Diyor ki mesela şöyle bir tip olmalı eğer hüküm verecek kişiyse hakim. Efendim başörtülü olamaz mı? Olamaz diyor. Niye? Olursa efendim o yandan yana taraf olduğunu göstermiş olacak. İyi de böyle olunca da bu yandan yana taraf olduğunu göstermiş olmayacak mı? Seninkinin asıl olduğu, senin dediğinin nötr olduğunu sen bana dayatmış olmuyor musun? Dolayısıyla aslında dayatma tersinden işliyor. Doğrular vardır, yanlışlar vardır. Ben kendi doğrumu ifade edebilme özgürlüğüm yok. Benim doğrum göklerin ve yerin yaratıcısına karşı şükran ile, minnet hissiyle yaşadığım sürece kulluk etmek ise ve benimle bu duyguları aynen paylaşan insanlar ki %99'una yakın bu coğrafyada paylaşıyorlar. Hamdolsun bizi yaradan kudrete, ona saygı duyarız diye. Bunu siz bu toplumsal metnin yani mutabakatın bir parçası yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. O %1'e tekabül eden azınlık kendi dediğini dayatıyor. Orada bunu zikredemezsin diyor. Allah'ın adını orada anamazsın diyor. Niye anlamayacakmışım? Sen niye onu bana dayatıyorsun? Aslında kendi de doğru dediği şeyi fiili bir durum olarak karşımıza getirmiş, dayatmış. Ve onu işletiyor. Bize bireysel anlamda da bireylerin oluşturduğu kolektif gruplar olarak da bir toplum olarak da hatta ekseriyet, galibiyet, kahir ekseriyet olarak bile söz hakkı tanımıyor. Halbuki biz yani oraya kadar bile şey kaybetmişiz, nevzi kaybetmişiz. Ben konuşabilmeliyim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a bu coğrafyada minnet hissi ile bu vatanı bize verdiği için, bu imkanları, bu cennet parçası, yurdu bize verdiği için yaşadığımı daha devletimin ilk şeyinde zikretmek istiyorum. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal demek istiyorum. İstiklalimi de, varlığımı da hakkı olan kulluğumun bir parçası olarak anmak istiyorum dediğiniz yerde ooo diyor, sen neler söylüyorsun? Onları sana vermiyorum. Kim kime neyi dayatıyor? Daha bireyin konuşma hakkını ağzına tıkamış. Biz böyle düşünenler bunu böyle şuraya yazmak istiyoruz dediğiniz yerde bile size karşı çıkıyor. Dolayısıyla bireysel alanı kuşatmış durumda şu anda. Bireyin damarlarını kesmekle meşgul şu anda. Bırakın devlet yapısını, bilmem şuyu buyu. Birey kendisini doğru düzgün ifade edebildiği bir alana bir sahip olsun, kavuşsun. Bu özgürlüğünü bir bireye verelim, yaşasın. Zaten toplum buna göre şekillenecektir. O şey var ya hani bayrak kaldırıyorlar kırmızı beyaz. Bireylerin her biri kırmızı beyaz kaldırıyor. Uzaktan baktığınızda bir yazı okunuyor. O toplum olarak görür gözüken yazı her bir bireyin aksettirdiği şeyden oluşur. Dolayısıyla her bir bireyi ayrı ayrı çalışıp, ayrı ayrı aşındırıp, ayrı ayrı özgürlüklerini yok etmek istiyor. Özellikle doğruları seslendirmek, hakkı tavsiye etmek, hakkı paylaşmak ve yaradanı olan
kulluğunu yaşamak isteyenler açısından bu sıkıntı söz konusu. Yoksa ötekiler almış başını gidiyor. İneğin ineğe tapsa bile, kediye tapsa bile, şeytana tapsa bile onlarla problem yok zaten adamın. Ve bu söylediğimiz en çok özgür olduğu söylenen Batı'da da böyle, Amerika'da da böyle. Düne kadar çok sınırlı sayıda kendi toplumlarını, anlayışlarını, geleceklerini hiç etkilemediği için ses çıkarmıyorlardı belki ama bugün internet sitelerine varıncaya kadar, toplum hayatındaki varlıklarına varıncaya kadar bütün tahammülsüzlüklerini artık peyderpey izhar ediyorlar. Yakında yasaklar getirmeye, müdahale etmeye, hatta kovmaya kadar varan tedbirler alabilirler. Küfür bu anlamda tarih boyunca hep tahammülsüz olmuştur. Çünkü hakkın keskin gücü doğruluğundadır. Onun o doğruluğuyla izhar edilmesi, konuşulması karşı tarafı yani batılı tir tir titredir. O sebeple biz bir ifade özgürlüğümüze kavuşabilsek, bir konuşma özgürlüğümüze, paylaşma özgürlüğümüze kavuşabilsek, كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا bizi daha yanlış bulduğumuz şeyi ben bunu yanlış buluyorum deme özgürlüğünden bile mahrum etmiş durumdalar. Bu yaptığınızı ben yanlış buluyorum. Bana göre değil. Yani şiddet kullanmak yok, müdahale etmek yok, elini tutmak yok. Bunların hiçbirinden söz etmiyoruz. Zaten böyle bir hakkımız da yok. Allah Azze ve Celle yaratmış, kula özgürlüğünü vermiş, masiyetini de işleme imkanını vermiş. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok zaten ortada. Ama doğruları paylaşmak hususunda da sorumluluğumuz var. Bunu da kimse engellememeli. Engelleyenlerle de mücadele etme zorunluluğumuz var. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.